Türkiye'nin matematik konumu diye başlığımızı attık. Şimdi Türkiye'nin matematik konumu, biraz önce enlem, paralel ve meridyenleri işlerken söylediğimiz rakamları bir daha tekrar edeceğiz. Türkiye'nin matematik konumu dediğimiz zaman Türkiye'yi şöyle çiziyoruz. Yatık çizgiler paraleller, dik çizgiler de meridyenlerdi. Türkiye 36 kuzey paraleli ile 42 kuzey paraleli arasında, 26 doğu meridyeni ile 45 doğu meridyeni arasında yer alır. Bu ne demektir? Türkiye kuzey yarım kürede, orta kuşakta yer alır diyoruz. İlk iki temel sonucumuz bu. Şimdi matematik konum dendiği zaman arkadaşlar, bu rakamların oluşturduğu bütün sonuçlar, yani Türkiye'nin paralel dereceleriyle, yani enlemiyle, Türkiye'nin meridyen dereceleriyle, yani bulunduğu boylamıyla ortaya çıkan bütün sonuçlar Türkiye'nin matematik konumunun sonuçlarıdır. En önemli iki sonucumuz bu. Türkiye ekvatorun kuzeyindedir, kuzey yarımkürede yer alır ve orta kuşakta yer alır diyoruz. Şimdi ayrı ayrı bunların sonuçlarını ele alacağız. Kuzey yarımkürede yer almasının sonuçları nelerdir? Orta kuşakta yer almasının sonuçları nelerdir? Öncelikle şöyle başlıyoruz. Kuzey yarımkürede olduğu için, yani Türkiye kuzey yarımkürede bulunduğu için, iki nokta koyuyoruz, altına maddeleyeceğiz. Kuzey yarımkürede olduğu için neler meydana gelir? Buradaki maddelerin genel bir özelliği olacak arkadaşlar. Hep güneyden kuzeye doğru bir şey değişecek. Değişenlere lütfen dikkat edin. Ne değişiyorsa güneyden kuzeye doğru sürekli olarak, onları matematik konum özelliği olarak alacağız. Birincisi şu değişiyor. Kuzey yarımkürede olduğu için kuzeye doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı daralır diyoruz. Çünkü ekvator ve çevresi güneş ışınlarını dik ve dike yakın açılarla alır. Biz kuzeye gittiğimizde, ekvatordan uzaklaştığımızda güneş ışınlarının geliş açısı da küçülür. Güneş ışınlarının geliş açısı küçüldüğü için hemen ikinci maddemiz, kuzeye doğru gidildikçe yine sıcaklık azalır. Bakın birbirine bağlantılı. Güneş ışınlarının geliş açısı daralır. Güneş ışınlarının geliş açısı daraldığı için ikinci maddemiz, sıcaklık azalır. Hemen üçüncü maddemiz, yine güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak kuzeye doğru gidildikçe gölge boyu uzar. Çünkü niye uzar? Güneş ışını dik geldiği zaman tam 90 dereceyle gelirse gölge oluşmaz. Ne kadar eğilirse gölge yavaş yavaş uzamaya başlar. Kuzeye doğru gidildikçe ışın eğildiği için gölge boyu da otomatik olarak uzar. Bir diğer maddemiz yine kuzeye doğru gidildikçe olacak. Kuzeye doğru gidildikçe dünyanın dönüş hızı, bunun diğer bir adı var. Dünyanın dönüş hızı, diğer deyişle çizgisel hız azalır. Paralellerin boyları kısalır. Boyları kısaldığı için de hızları düşer. En hızlı dönen paralel ekvatordur dünya üzerinde. En hızlı dönüşünü tamamlayan ekvatordur. Ekvatordan ne kadar uzaklaşırsak paralellerin hızları da, dönüş hızları o kadar azalır. Buna çizgisel hız diyoruz. Güneyde fazla, kuzeyde azdır. Bunun dışında arkadaşlar, kuzeye doğru gidildikçe yine, kuzeye gidildikçe yer çekimi artar. Altıncı maddemiz, yine kuzeye doğru gideceğiz. Kuzeye doğru gidildikçe gece gündüz süre farkı artar. Ekvatorda gece gündüz süresi her zaman eşittir.
Gece gündüz süresinin arasındaki fark ekvatordan uzaklaştıkça artar. Kutup noktalarında 6 ay gece 6 ay gündüze kadar çıkar. Ekvatora yaklaştıkça azalır. Kuzeye gidildikçe fark artar diyoruz. Bunun dışında kuzeyden gelen rüzgarlar. Bakın kuzeyden gelen rüzgar derken ne taraftan geliyor? Kutup tarafından geliyor. Kuzeyden gelen rüzgarlar kutup tarafından geldiği için sıcaklığı düşürür. Tam tersine güneyden gelenler, ekvator bizim güneyimizde olduğu için ekvator tarafından gelen rüzgarlar sıcaklığı artırır diyoruz. Bunun dışında 8. maddemiz denizlerin tuzluluk oranı ile alakalı. Diyoruz ki güneyden kuzeye doğru denizlerin tuzluluk oranı azalır. Şimdi burada güneyden kuzeye doğru denizlerin tuzluluk oranı azalır dedik. Yani Türkiye'de en tuzlu deniz Akdeniz, en tuzun en az olduğu deniz ise Karadeniz'dir. Yani Akdeniz, Ege, Marmara, Karadeniz diye direkt olarak tuzluluk oranını düşüneceğiz. Bu tuzluluk oranının düşüşünü de kuzey yarımkürede olmasına, yani Türkiye'nin matematik konumuna bağlayacağız. Şimdi şuradaki maddelere arkadaşlar çok dikkat ediyoruz. Bunlar çünkü cümle içerisinde verildiği zaman siz bunun matematik konumla alakalı olduğunu bileceksiniz. Örneğin cümle içerisinde gölge boyu geçti. Örneğin cümle içerisinde çizgisel hız geçti. Cümle içerisinde gece gündüz süre farkı geçti. Cümle içerisinde rüzgarlar geçti. Cümle içerisinde denizlerin tuzluluk oranı geçti. Bunlar geçerse verilen özellik matematik konumla ilgilidir. Bunlardan muhakkak bir tanesine dikkat edeceksiniz. Örneğin güneş ışınlarının geliş açısı geçti. Şimdi birkaç tane örnek cümle yazayım ben size. Şimdi dedi ki adam size soruda, dedi ki Ankara güneş ışınlarını Sinop'tan daha dik alır dedi. Şimdi size diyor ki bu ne ile alakalıdır? Güneş ışınlarının geliş açısı ne ile alakalı? Diyoruz ki kuzey yarımkürede olduğu için güneş ışınlarının geliş açısı kuzeye doğru. Yani Ankara'dan Sinop'a doğru daralır. Ankara daha dik alır, Sinop daha iyi kalır. O zaman bu ne ile alakalı? Türkiye'nin kuzey yarımkürede olmasıyla. Yani matematik konumuyla alakalı. Ondan sonra diyoruz ki örneğin cümle verdiler size şıklarda. Akdeniz Karadeniz'den daha tuzludur dediler. Şimdi düşüyoruz. Denizlerin tuzluluk oranı ne ile alakalıydı? Güneyden kuzeye doğru tuzluluk oranı azalıyordu. Çünkü Türkiye kuzey yarımküredeydi. Demek ki Türkiye'nin enlemiyle kuzey yarımkürede olmasıyla alakalı. O zaman bu da matematik konuma girer diyoruz. Veya şöyle olabilir. Antalya'nın İstanbul'dan sıcak olması diyebilir. Şimdi bakıyoruz. Antalya güneyde, İstanbul kuzeyde. Burada ne yazmıştık? Kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık azalır. Demek ki kuzeyde olan İstanbul'un sıcak olmasının sebebi enlemidir. Yani kuzey yarımkürede olduğumuz için kuzeyde olan İstanbul daha soğuktur. Türkiye'nin matematik konumuyla alakalıdır diyoruz. Veya bir diğer örnek. Hatay'da gölge boyu Sinop'tan kısadır dedi. Hatay nerede? Güneyde. Güneyde olduğu için güneş ışınlarını daha dik alır. Güneyde olduğu için gölge boyu kısadır. Kuzeyde olan Sinop'un gölge boyu daha uzundur. Bunları duyduğumuz zaman anlıyoruz ki bunlar Türkiye'nin kuzey yarımkürede olmasıyla alakalı. Doğal olarak matematik konumla alakalıdır diyoruz. Şimdi bunlar kuzey yarımkürede olmasıyla alakalı. Bir de Türkiye'nin orta kuşakta olmasıyla alakalı maddeler var. Onlar da yine matematik konumla alakalı olacak. Şimdi onları da yazalım. Türkiye orta kuşakta olduğu için neler oluyor? Onları da ayrıca yazıyoruz. Orta kuşakta olduğu için diyoruz.
Şimdi onları da maddeliyoruz. Orta kuşakta olduğu için bakın bunlar çok sorulur. Onun için lütfen buraya dikkat edin. Orta kuşakta olduğu için 1, 4 mevsim belirgin olarak yaşanır. Ekvator tarafı sürekli sıcaktır. Kutuplar sürekli soğuktur. Ama Türkiye orta kuşakta olduğu için bizde 4 mevsim var. Ekvatoral bölge sürekli sıcak, kutuplar sürekli soğuk. Bizde 4 mevsim görülüyor. 4 mevsimin görülmesi orta kuşakta olduğumuz için yani matematik konumla alakalıdır. Bir diğer maddemiz ılıman iklim özellikleri görülür diyoruz. Yine orta kuşakta olduğumuz için. Üçüncü maddemiz cephe yağışları görülür. Cephe yağışı şu demek arkadaşlar. Sıcak havayla soğuk havanın karşılaştığı yerlerde oluşan yağışlara diyoruz. Şu şekilde gösterilir. Sıcak ekvatoral taraftan sıcak hava gelir. Kutup tarafından soğuk hava gelir. Bu iki hava kütlesi orta kuşakta karşılaşır ve yağış oluşur. Onun için bu yağış tipi sadece orta kuşakta görüldüğü için, Türkiye'de de görüldüğü için Türkiye orta kuşakta olmasının bir sonucudur diyoruz. Bir diğer maddemiz güneş ışınları Türkiye'ye hiçbir zaman dik açıyla, yani dik açıyla, dik açıdan buradaki kastımız 90 derecelik açıyla gelmez. Çünkü nereye gelir 90 derecelik açıyla? Ekvatoral bölgeye gelir. Yani ekvator ve dönenceler arasındaki kısma gelir. Orta kuşakta hiçbir yere dik açıyla gelmez. Türkiye'de orta kuşakta olduğu için hiçbir zaman 90 derecelik açıyla almaz. 90 derecelik açıyla almadığı için de gölge boyu hiçbir zaman 0 olmaz. Yani bizde gölge her zaman vardır. Güneş ışınları dik açıyla gelmez, gölge boyu da 0 olmaz. Bu görmüş olduğunuz maddelerde Türkiye'nin orta kuşakta olmasıyla alakalıdır. Bakın hala matematik konumla alakalı maddelerden bahsediyoruz. Henüz özel konuma geçmedik. Türkiye'nin kuzey yarımkürede olmasının sonuçları da matematik konumla alakalıdır. Türkiye'nin orta kuşakta olmasının sonuçları da matematik konumla alakalıdır. Şu maddelerin herhangi birini şıklarda görebilirsiniz. Gördüğünüz zaman bunun matematik konumla alakalı olduğunu unutmayacaksınız. Anlayacaksınız. Bu güneş ışınları olsun, gölge boyu olsun, cephe yağışları olsun hepsi matematik konumla alakalı. Gördüğümüz zaman lütfen hatırlayalım, unutmayalım.